Herkese merhaba. Bu videomuzda Tinkercad'den nesneleri renklendirme üzerine bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle yine bir nesnemizi ekrana ekleyelim. Evet, bu şekilde nesnemiz kırmızı renkte geldi. Burada gözüktüğü gibi. Şurada katı yazan yere tıklayıp burada farklı bir renk seçip zaten nesnemizin rengini çok kolay bir şekilde değiştirebiliriz. Nesnemizi delik hale getirirsek eğer bu şekilde şeffaflaşır ve arka tarafında, iç tarafında görebiliyoruz. Burada herhangi bir renk seçimi şu anda mevcut olmuyor tabii ki. Şimdi eğer nesnemiz katı şekildeyken içini görmek istiyorsa klavyemizden T harfine basabiliriz ya da şuradan şeffaf seçeneğini seçebiliriz. Bu şekilde katı olup da nesnenin iç tarafında yine görebiliyoruz. Şimdi tekrar şeffaflığı kaldıralım. Evet. Burada çok renkli seçeneği şu an için çalışmıyor. Bu nesne yani daha doğrusu burada tek bir nesne olduğu için biz ona tek bir renk atayabiliyoruz. Burada ön ayarlar var ve Tinkercad tarafından belirlenmiş bazı renk seçenekleri var. Buraya biz renk paleti isim veriyoruz. Bu paletin üzerinde çeşitli renkler mevcut zaten. Biz özel kısmına girip buradan renkleri daha ara tonlarda burada göremediğimiz, ön ayarlarda göremediğimiz ara tonlarda yine özel bölümünden seçebiliriz. Şurada rengin açıklığını veya koyuluğunu ayarlayabildiğimiz gibi burada ise yine rengin yeşil tonlarında, işte kırmızı tonlarında veya mavi tonlarında olup olmamasını buradan yine mesela yeşil tonlarında bir renk istiyorum. Ve bunun daha koyu veya daha parlak veya daha beyaza yakın, daha açık renk olmasını istiyorum. Bunu ise işte buradan ne yapabiliyorum? Ayarlayabilirim. Şu şekilde biraz açık bir yeşil seçmiş olduk. Evet, burada yine şeffaf seçeneği tabii ki çalışıyor, onu kullanabiliriz. Onun dışında burada hex yazıyor ve 7EE 68C şeklinde bir yazı var. Bu rengin heksadesimal kodu. Yani her rengin her tonlasında bir renk kodu var ve onu burada görebiliyoruz. Ayrıca renk değerlerini göster bölümünde de yine RGB değerlerini renklerin yani yeşil, kırmızı ve mavinin katkı oranlarını görebiliyoruz. Yani kabaca söylemek gerekirse şu rengi elde etmek için 126 oranında kırmızı, 230 oranında yeşil, 140 oranında da mavi kullanırsak bu rengi elde edebiliyormuşuz anlamına geliyor. Şimdi eğer herhangi bir çalışmada veya ekranımızda bir yerde çok güzel hoşumuza giden bir renk gördük ve bunu almak istiyorsak, buraya aktarmak istiyorsak benim size tavsiye edeceğim programı kullanabilirsiniz. Şimdi Google'a Color Pick yazıyorum ve buradan Iconico sitesinden Color Pick programını bilgisayarıma indiriyorum. Download Color Pick for Windows'tan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Color Pick programını kurduktan sonra ise programı açıyoruz. Evet, programı açtığımızda Color Pick penceresi sürekli olarak en üstte duruyor ve biz faremizi nereye götürürsek oradaki rengin kodunu burada bize gösteriyor. Örneğin bakın buraya geliyorum. Şuradaki renklere veya şuraya geliyorum. Bakın bu mavinin burada heksadesimal kodunu öğrenebiliyorum. Red, green, blue yani kırmızı, yeşil ve mavideki oranlarını buradan öğrenebiliyorum. Şimdi mesela şöyle Tinkercad'e geri dönelim. Diyelim ki örnek Tinkercad burada Tinkercad'in şurasındaki şu mavi rengin hoşuma gitti. Bunu istiyorum ve buradaki kodu ne yapıyorum? Buradan öğreniyorum. Mesela red, green, blue kısmına şuraya bakacak olursanız veya şuraya bakacak olursanız heksadesimal kodunu da bakabilirsiniz. İsterseniz buraya da. Mesela heksadesimal koduna bakalım neymiş? 5C95DA. 5C95DA. Onu buraya yazabilirim. Şöyle siliyorum önce. 5C 95DA'yı seçtim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi o mavi rengi buldu ve şu anda şu mavi renk aslında bizim şurada kullanacağımız mavi ve şu anda küpümüzün mavi rengi oldu. Color Pick programıyla da istediğiniz renkleri ekranda gördüğünüz renkleri mesela şuradaki Tinkercad'deki kırmızıyı örneğin ya da turuncuyu çok parlak güzel bir renkmiş. Bunu da buradan ne yapabiliriz? Değerlerini öğrenip kullanabiliriz. Şimdi gelelim çok renkli özelliğine. Örneğin ekranımızda iki tane nesnemiz olsun ve biz bu nesneleri birleştirdiğimizi düşünelim. Şimdi birleştirmeden önce küp mavi renkte, silindir ise turuncu renkte tabii ki. Ve biz bunları birleştirdiğimizde burada mavi renk gözüktüğü için ne oldu? Bu şekillerin birleşiminden oluşan yeni şekilimiz mavi renkte oldu. Biz buradan rengini yine değiştirebiliriz. Ama istersek daha önceki renklerine dönmesini istiyorsak çok renkli buradan yine seçebiliriz. Ve gördüğünüz gibi nesnelerimiz eski renklerine geri döndü ama şu anda birleşik haldeler. Bunu da buradan anlayabiliyoruz. Şu anda grubu çözebiliyoruz. Yani bunları ayırabiliriz. Şu anda nesnelerimiz birleşik halde. Ayırdığımız zaman
yine eski haline döndüler ve iki ayrı nesne oldular. Evet, bu videomuzda Tinkercad'de nesneleri renklendirme ve onun üzerine bazı özellikleri anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.